Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimizin inşallah üzerine olsun. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun ki bir programımızda daha beraberiz. Bugün sizlere yine Bursa'mızın sultanlarından, Bursa denildiğinde akla gelen ilk sultan kimdi? Emir Sultan, Emir Buhari, Resulullah'ın torunu. Bugün de Emir Sultan Hazretlerinin mübarek hayatını hep beraber Allah'ın izniyle işleyelim. Kimmiş Emir Sultan? Kabri şerifine gidiyoruz, ziyaretler ediyoruz, üç ihlas bir fatihalar okuyoruz. Resulullah Efendimizin torunu olduğunu biliyoruz, Buharalı olduğunu da biliyoruz çoğumuz. O, Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı olduğunu, padişahın damadı olduğunu da biliyoruz. Ama nasıl oldu? Bu evlilik nasıl gerçekleşti? Bursa'mızın sultanı nasıl oldu? Medine-i Münevvere'den Bursa'ya nasıl geldi? Nasıl zuhuratlar, nasıl harikulade haller, kerametler gerçekleşti? İnşallah hep beraber Emir Sultanımızı işleyelim. Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli, ismi Muhammed, lakabı Şemsuddin'dir. Babasının adı da Ali'dir. 1368 senesinde Buhara'da doğdu. Özbekistan'ın Buhara semtinde, ilinde doğdu. Soyu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için de Emir Buhari, Yıldırım Beyazıt Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denmiştir. Emir Külal ismiyle tanınan Buhara'da kabri şerifi Emir Külal Hazretleri, Nakşibendi Hazretlerinin de üstadı, onu yetiştirenlerden biriydi. Rabbime şükürler olsun, o Buhara'ya gitmek bana da geçen sene nasip oldu. O Emir Sultan Hazretlerinin, Emir Buhari Hazretlerinin babası Emir Külali, Nakşibendi Hazretlerini, hepsinin de kabri şeriflerini ziyaret ettim elhamdülillah. Çok güzel, mükemmel yerler, nice güzel Allah dostları. İşte o Emir Külal, Buhara'da geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veliydi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna babası Emir Külal mensuptu. Ve Emir Külal, oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterirdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Külal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretti. Emir Sultan küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlerden biri de şöyleydi. Emir Külal Hazretleri diyor, Emir Sultan'a şöyle nasihatler verirdi. Ey oğlum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi babandan, annenden daha fazla sevmelisin. Soyunla övünmemelisin. Ağzından hiç yalan çıkmamalı. Her günün ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla erinip üşenmemelisin. Aksakallı da olsan düşmanla cihadı bırakmamalısın. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin.
nikahsız bir kadınla oturmamalısın. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadisi şerifler ise yol göstericin olacaktır. Bir babanın evladına vermesi gereken en mühim nasihatler. Önce Allah'ı ve Resulünü eşinden, çocuğundan, her şeyinden çok seveceksin. Ya. Kendimiz burada kıyaslama yapacağız. Babalar olarak evlatlarımıza nasıl öğütler veriyoruz? Emir Külal Hazretlerinin o mübarek öğütlerine bakıyoruz işte. Ey oğlum, hayat her yönü ile senin için bir mekteptir dedi Emir Sultan'a babası Emir Külal. Hayırlara koş, kötülüklerden kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma. Babasının bu şekilde nasihatleri ile yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam ederdi. Muhterem pederleri ile bir gün tenha bir yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i kerimenin tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu ve sıkıntılar içinde olan bir kişi gelip perişan olan halini, Buhara'da bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdiri ilahi, bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu dedi. Ve bu duruma geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı dedi Emir Buhari, Emir Sultan'ın babası Emir Külale. Allahü Teala'nın zayıf ve bir çare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm, bana yardımcı ol diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan'ın babası Ali'nin, o yani Emir Külal'in ellerine sürdü. Emir Sultan'ın mübarek pederi de Cenab-ı Hak inşallah seni arzuna kavuşturacaktır diyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan Hazretleri o ihtiyara merhamet etmeyi ve şefkatli davranmayı oğlu diyor daha küçük de Emir Sultan aklından geçirdi. O gece Emir Sultan bu muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice vardı. Gönülden Allahü Teala'ya dua ederek yalvardı ve ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım, bu fakirin ağaçlarını ve ekip diktiği sebze ve meyveleri eski canlılığına ne olur kavuştur deyip mübarek ellerini yüzlerine sürdü. Daha sonra Allahü Teala'nın izniyle o fakirin bahçesinde bulunan tüm ağaçlar ve ekili sebzeler yeşerip canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilham-ı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girince ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden bostana baktı ve ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım, yalvarmam ve niyazım sanadır. Bana bu garip sırrı bildir. Yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyu içip yeşerdi dedi. O esnada Emir Sultan bahçenin bir köşesinden göründü. İhtiyar durumun hakikatini anlayıp hemen Emir Sultan'ın ellerine sarılmak istediğinde o gözden kayboldu. Emir Sultan Hazretlerinin duasının bereketiyle bahçedeki ağaçlar ile sebzeleri yeşerip evvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp başından geçenleri Buhara halkına anlattı. Halk gelip bahçenin halini görünce hayret etti. Bu kerameti diyor gören insanlar Emir Sultan'dan dua talebinde bulundu. Henüz daha 15-16 yaşlarındaydı ve 17-18 yaşlarına geldiğinde babası Emir Külal vefat etti. Babasının vefatından sonra bir müddet Emir Sultan Hazretleri Buhara'da kaldı. Sonra aldığı ilahi emir üzerine Mekke'yi mükerremeye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra Medine'ye geçti.
Niyeti Ceddi Resulullah Efendimizin mübarek kabirlerine yakın bir yerde yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar Medine'de kalmaktı o emir sultanımızın. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Medine'de Seyyid Resulullah torunları için bir oda vardı. Emir Sultan da oraya gitti. Orada bulunanlar seyyid olduklarını ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ı yanına almak istemediler. Emir Sultan da onlara ben de seyyidim dedi ise de dinlemediler. Hatta senin seyyid olduğuna burada kim biliyor deyince seyyid olsaydın senin halinden belli olurdu dediler o 20'li yaşlardaki Emir Sultan'a. Emir Sultan da onlara ben de burada Allah'ın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimizin türbesine gidelim. Selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin seyit olup olmadığı belli olsun dedi. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah Efendimizin türbesine dönerek Esselamu aleyke ya ceddi dediler. Fakat hiçbirine cevap gelmedi. Emir Sultan Hazretleri ihlas ve şevk ile Esselamu aleyke ya Resulallah deyince Resulullah Efendimizin mübarek sesi bütün o odanın içinde çınlıyordu. Ve aleyküm selam ya veled emir diye cevap verdi. Bunun üzerine orada bulunanlar görünüşte fakir ve hakir gibi olan Emir Sultan karşısında büyük bir mahcubiyet duydular ve af dilediler. Emir Sultan Hazretleri Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya gördü. Ve rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz yan yana oturmuş haldeydi. O da gidip edeple yanlarına diz çöküp oturdu. Hazreti Ali onlara, ey oğlum, sana Cenab-ı Hakk'ı, Hak tarafından Ceddin Muhammed'in sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan 3 tane kandil gözükecek. Ve o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın dedi. Ve mezarın da orada olacak. Kim diyor bunu? Resulullah Efendimiz rüyasında. Emir Sultan Hazretleri uykudan uyanınca demek ki takdiri ilahi böyle diyerek yola çıktı. Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi 3 tane kandil önünde kılavuzluk. Gökyüzünde semada 3 tane kandil gibi yanan nur gördü. Emir Sultan Medine'den yola çıkıp ta ki Bursa'ya doğru gelirken yolda bir beyin oğlu Emir Sultan'ı gördü ve kalbi ona talebe olmaya meyletti. Hemen silahlarını bırakıp Emir Sultan'ın yanına gitti. Ondan kendisini talebeliğe kabul etmesini istirham etti. Emir Sultan da onu talebeliğe kabul etti. Bir süre sonra bir yol kavşağına vardılar. Oranın yerlisi olan bir kişi yolun birinde geçit vermeyen büyük hayvanlar ve yılanların olduğunu söyledi. O yoldan gitmemelerini tembih etti. Emir Sultan'ın önünde giden kandil o yolu gösterdiği için o yoldan ilerlemişlerdi. Bir süre sonra yol kenarında büyük bir hayvanın uzandığını gördüler. O ejderha şekline benzeyen diyor bir hayvandı. Sanki avını bekler gibi değil de şerefli bir misafiri bekler haldeydi. Emir Sultan hariç herkes ürkek bir halde ve endişe içinde yürüyordu. Acaba bize bu hayvan ne yapacak? Kafileden kimlere saldıracak soruları zihinlerini kurcalıyordu. Kafilenin önünde bulunan Emir Sultan o hayvana yaklaşınca derhal Emir Sultan'ın devesinin ayaklarına kapanıp ''Hoş geldiniz, emrinizdeyim şeyhim'' dedi.
Kafiledekiler bu durumu hayretler içerisinde izliyordu. Fakat onlara yolda katılan beyin oğlu bu duruma pek inanmadı. O sırada o ejderha şeklinde hayvan derhal onun üstüne atladı. Ve Beyzade aman Allah'ım ya emir bana yardım et deyince Emir Sultan onu bırakması için hayvana işaret etti. Bunun üzerine derhal geri dönerek oradan uzaklaştı. Ve o biraz önce talebe olan beyin kalbindeki bütün şüphe bu keramet üzerine diyor Emir Sultan karşısında şüphelerin hepsi gitti. Emir Sultan'ın kafilesi Medine'den Bursa'ya gidiyor. Tam o bulunduğu yere gidecek artık. Sakarya Nehri kenarında bulunan bir bahçede Emir Sultan'ın kafilesi konakladı. Bahçede her çeşit meyve vardı. Fakat talebelerden birinin diyor canı hurma istedi. O sırada talebenin önünde bir hurma ağacı yükseldi. Üzerinde olgun meyveleri vardı. Ama talebe olup biteni bir türlü anlamadı. Acaba eskiden burada mıydı yoksa ben bunu görmedim mi soruları zihnini kurcalamıştı. Bunu fark eden Emir Sultan canın hurma yemek istiyordu. Al işte hurma ye buyurdu. Bunun üzerine talebe bu durumun diyor hocası Emir Sultan'ın kerameti olduğunu anlamıştı. Emir Sultan Hazretleri yolculukta güzel güzel talebeleriyle haller yaşadı. Ve Bursa'ya geldiği zaman önündeki nurdan 3 kandil, pınar başında 3 tane servi ağacının civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durdu. Ve böylece Emir Sultan'ın yerleşeceği yer manevi işaret üzere Bursa olduğu belirlenmişti. Bu sırada Yıldırım Beyazıt Han padişahtı. Macarlarla savaşa gitmişti. Düşman kuvvetleri Osmanlı ordusuna büyük zayiatlar veriyordu. Bu esnada bir genç yaralıların yaralarını sarıyor. Macarlarla olan savaşta bazen de ellerini açıp bir gencin dua ettiğini görüyordu herkes. Kolundan yaralanan Yıldırım Beyazıt bu genç askerin gayret ve maharetle yaralarını sardığını görünce o gence karşı kalbinde bir yakınlık oldu Padişah Yıldırım Beyazıt'ın. Ve yanına kadar gelerek benim de kolumda yara var yaramı sar deyince Emir Sultan Hazretleri cebinden bir mendil çıkarıp buyurun padişahım sizin yaranızı bu mendil ile sarayım dedi. Bakın o genç kimmiş? Emir Sultan. Halbuki Bursa'da ama savaş zamanı Rabbimin izniyle tay-i mekan deniyor buna. O savaşta asker kılığında genç olarak bütün askerlere dua edip yaralarını sarıyor. Ve Yıldırım Beyazıt Han da o Macarlarla savaşıyor. Daha Emir Sultan'ı tanımıyor, görmemiş Emir Buhari'yi. O da Bursa'da normalde ama Rabbimin izniyle o savaşta Emir Sultan da yaraları sarıp dua eden kişi olarak Yıldırım Beyazıt Han'da görüyor. Ve eliyle diyor mendil veriyor Yıldırım Beyazıt'a Emir Sultan Hazretleri. Buyurun padişahım bu mendille sarayım diyor. Sabah olunca sarılan o Emir Sultan'ın asker kılığındaki Emir Sultan'ın sarılan bütün yaralarının İnsanları, askerleri Yıldırım Beyazıt Han'ı sardı yaraların iyileştiğini ve askerlerin ayağa kalktığını Yıldırım Beyazıt Han'a haber veriyorlar. Ve Yıldırım Beyazıt da merak edip kendi yarasını açarken kolundaki mendilin hanımının nişanlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu fark ediyor. Şaşırıyor. Benim hanımın mendiliydi bu diyor. Ve akşam yaraları saran askerin yanına getirilmesini emrediyor. Fakat o kimseyi arayıp arayıp bulamıyorlar. İşte o Emir Sultan. Osmanlı ordusu daha sonra Nibolu Kalesi'nin önüne geliyor. Nibolu Kalesi'nin fethi için günlerce kanlı çarpışmalar oluyor. Kale bir türlü fetih edilemiyor. Hücumların en şiddetli anında, daha önceki muharebede, askerlerin yaralarını saran genç, o Emir Sultan, kale kapısını ardına kadar içeriden açıyor. Yıldırım Beyazıt Han ve askerleri de kaleye giriyor. Kaledekiler bu durum karşısında teslim olmak mecburiyetinde kalıyorlar. Zaferden sonra bu genci tekrar arıyorlar ve bir türlü bulamıyorlar. Yıldırım Beyazıt Han Rumeli'nin fethinden sonra Bursa'ya gelmeyip bir süre
Edirne'de konaklamaya başlıyor. İşte buradan sonra evlilik olayları geliyor. Bu sırada Yıldırım Beyazıt Han'ın kerimesi yani kızı rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüyor. Ve Resulullah Efendimiz ona, "Oğlum Muhammed Buhari Bursa'ya geldi. Onun ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle." buyuruyor. Temiz ruhlu, edep ve haya sahibi Hundi Fatıma Sultan adı da Yıldırım Beyazıt Han'ın kızı. Rüyasında kimseye anlatmıyor. Ertesi gün yine Resulullah Efendimiz'i rüyada görüyor. Serveri alem, alemlerin sultanı ona, "Eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan Muhammed Buhari, o Emir Sultan'la yani evlen." diye buyuruyor. Halbuki Hundi Fatıma Sultan'ın Rumeli Beylerbeyi Süleyman Paşa ile evleneceği söylenmekte o sıralar. Emir Sultan zahiren fakir ve garip bir kimse. Hundi Sultan bu çaresizlikler içinde bunalıp dua ediyor. "Acaba Emir Buhari'nin bundan haberi var mıdır?" diyor. Kiminle ve nasıl haber gönderebileceğini düşünüyor. Sonra kendisi gibi edep ve haya sahibi hizmetçisine rüyasını anlattı ve durumu Emir Sultan'a bildirmesini söylüyor. Hizmetçisi gidip Emir Sultan'a anlatınca, o da "Bizim de malumumuzdur. Nikahımız Allahü Teala tarafından kıyılmıştır. Dinimize göre burada da kıyılması gerekir. Durumu Hundi Fatıma Sultan'a iletin." diyor. Bunun üzerine Emir Sultan dünürler gönderip sultanın kızını istiyor. Fakat valide sultan kızını vermek istemeyip işi zora sürerek, "Emir Sultan'a söyleyin 40 tane deve yükü altın getirirse kızımı veririm." diyor. Tabi bu sırada baba Yıldırım Beyazıt Han Edirne'de, o olmadan nasıl verirler, korkuyorlar. Ve Emir Sultan'dan 40 deve yükü altın istiyor. Emir Sultan Hazretleri de, "Sultan valideniz develeri göndersin, isteklerini yerine getirelim, istediği altınları gönderelim." deyince sarayı bir telaş alıyor. Bu işe kimsenin aklı ermiyor. Böyle fakir bir dervişin 40 deve yükü altını nasıl vereceğini şaşkınlıkla karşılıyorlar. Saraydan 40 tane deveyi Emir Sultan'a götürüyorlar. Emir Sultan develerle birlikte Nilüfer çayının kenarına gidiyor. Develeri getirenlere, "Heybeleri buradaki kumlarla doldurun. Sizler de istediğiniz kadar alın. Aldığınız inşallah altın olsun." diyor. Kimisi şüphe ederek hiçbir şey almıyor. Kimisi de heybeleri, keselerini dolduruyor. "Ya bu bir Allah dostu, bir evliya, bir şey dediyse vardır bir hikmet." diyor. Ceplerini, keselerini kumlarla dolduruyor. 40 tane deveden meydana gelen kervan saraya kumlarla gönderilince, Emir Sultan "Boşaltın, istediğiniz altındır." diyor. Heybeler boşaltılınca hepsinin altınlarla dolu olduğu görülüyor. Kimi kendisi içinde almadığı, kimisi de yolda aldıklarını döktüğü için çok pişman oluyor. O yanındakiler "Biz nasıl inanmadık da almadık?" diyor. Emir Sultan ile Hundi Fatıma Sultan'ın evlenmelerine karar verilince, Fatıma Sultan kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağası ile Emir Sultan'a gönderiyor. Emir Sultan bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, talebeleri ile sohbet etmekte. Ve harem ağası içeri gelince, "Valide Sultan'dan hediyedir." diyerek bohçayı Emir Sultan'a veriyor. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sultan, onların sıhhat ve afiyetleri için dualar ediyor. Sonra bohçayı açıp içinden bir mendil alıyor. Çok önemli buralar. Mendilin içine diyor, ateşte yanan köz parçalarını koyup mendili kapıyor. Bir bakıyor mendil yanmıyor. Alan saray ağası da şaşırıyor. Ve tebessüm ederek harem ağasına, "Valide Sultan'a selam söyleyiniz. Biz fakir dervişlerin sultanlara hediyesi ancak böyle köz parçaları olur. Kabul etmelerini arz ederim." diyor. Harem ağası herkesin şaşkın bakışları arasında oradan ayrılıyor. Yolda giderken mendilin yanıp yanmadığını merak edip, fakat
Mendilden duman bile çıkmıyor. Bir bakıyor yanıyor ama duman dahi çıkmıyor. Mendil bile yanmıyor. Mendilin içinden ateş taneleri değil, gözleri elmas, böyle kocaman gözleri pas parlatan elmas parçaları olarak mendili açtığında sultanın önünde görüyorlar. Bu durumun Emir Sultan Hazretlerinin kerameti olduğu yine anlaşılıyor. Nikah haberleri Edirne'ye ulaşınca Yıldırım Beyazıt Han Kapıkulu askerlerinden 40 tane askeri hemen Süleyman Paşa'nın emrine verip Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun kızının başlarının getirmesi için hemen onları öldürün, benden habersiz nasıl evlenilir deyip ikisinin de kellesini getirin diyor. Ve 40 tane askeri Bursa'ya gönderiyor. Süleyman Paşa Bursa'ya gelince Valide Sultan onları istiyor. Ve Valide Sultan'dan onları isteyince vermiyor. 40 tane asker Valide Sultan'ın sarayına saldırıyor. Valide Sultan onların bu saldırısından korkup Emir Sultan da onun bu halini görünce ona "Bu dehşet ve korkunuz nedir? Allah aşkına söyleyin." diyor. Sonra Valide Sultan'a "Şu yayı alın ve oku gerin. Ben bakayım, siz de atın." Valide Sultan "Ben ok atamam." deyince Emir Sultan Hazretleri "Siz oku atın, o kendiliğinden gider." diyor. Bunun üzerine Valide Sultan pencereden askerlere karşı oku kirişe koyup bırakıyor. Yeşil ok parlayarak gidip kırkına birden saplanıyor. Askerler delhal oradan kaçıyor. Ve Valide Sultan "Ya Emir Sultan, niye oku sen atmadın da bize attırdın?" diye sorunca Emir Sultan Hazretleri "Eğer oku biz atmış olsaydık hem o askerlerin hem de Osmanoğullarının nesilleri helak olurdu. Onun için bu işi size yaptırdık. Yıldırım Beyazıt Han daha gerçeği bilmiyor." diyor. Halbuki Emir Sultan'ı tanıyacak. O kapıyı açan, yaraları saran asker olarak orada olduğunu, büyük evliya olduğunu gelince anlayacak. Ve padişahın, Emir Sultan'ın ve kızı Hundi Sultan'ın öldürülmesi için Bursa'ya asker gönderdiğini duyan o zamanın Şeyhülislamı İslam'ı Bursa'nın evliyası Molla Fenari Hazretleri hemen Yıldırım Beyazıt'a mektup yazıyor. "Mektubuma daima kullarına acıyıcı olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. İnsanların en acizi olan ben, Türk ve İslam memleketlerinin koruyucusu, Osmanoğullarının övündüğü ve hak uğruna savaş edenlerin başkanı, İslam dininin ve Müslümanların yardımcısı olan padişahımın ömrünün uzun olmasını ve evladının çoğalıp kıyamete kadar şan ve şerefle yaşamasını Rabbimden niyaz ederim." Molla Fenari Hazretleri Yıldırım Beyazıt Han'a yazıyor. "Sultanımız şunu bilmesi lazımdır ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den önce İsa aleyhisselam kendine inananlardan 3 kişiyi hak dine davet için bir beldeye göndermişti. Fakat oranın halkı onları yalanlayıp öldürdüler. Bu cinayeti işledikten sonra sevinerek evlerine gittiler. Cenab-ı Hak onların bu davranışlarından razı olmadı ve Cebrail aleyhisselama o belde üzerinde yürekleri parçalayıcı, korkunç ve keskin bir sesle haykırmasını emretti. Cebrail aleyhisselam haykırınca oradakilerin hepsi bir anda ölmüştü. Böyle büyük bir felakete düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Molla Fenari, şimdi siz böyle bir şey yaptınız ama Emir Sultan dediğin kişi Resulullah'ın torunu," diye mektup yazıyor. "Şimdi sultanımızdan ricamız, dün öldürülmesini emrettiğiniz Emir Buhari, Resulullah Efendimizin neslinden, hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya gelmemiştir. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek, Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde manevi irade üzerine yurdumuzdan onları öldürmek, kovmak gibi bir taleple
askerler gönderiyorsunuz, dedi. Böyle yapmadığınız halde manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazanacağınız takdirde dünya ve ahireti de kazanırsınız diye Molla Fenari Hazretleri mektup yazıyor Yıldırım Beyazıt'a. Şunu da bildireyim ki bu damadınız peygamberimizin, ümmetimin alimleri İsrail, Beni İsrail peygamberleri gibidir buyurduğu kimselerdir. Bizim böyle seyitlerden gördüğümüz feyiz eserlerini Hazreti Muhammed'den sonra diyor kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun başını kestirmek için asker gönderirseniz bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Ferman sultanımızdır diye Molla Fenari Hazretleri böyle bir mektup gönderiyor. Aradan günler geçtikten sonra bu mektubu aldıktan sonra çok şaşırıyor Yıldırım Beyazıt Han. Yani Molla Fenari gibi bir evliya bunu söylüyorsa bir bildiği vardır deyip Bursa'ya dönüyor. Ve dönen Osmanlı ordusunu ve sultanı karşılayanlar arasında damadı Emir Sultan da var. Yıldırım Beyazıt onunla selamlaşınca harp meydanında o savaş meydanında askerlere ve kendi yarasını saranın bu genç olduğunu anlıyor. Sultan ona şifreli olarak o el çabukluğu neydi öyle diye soruyor. Emir Sultan da Allah'ın kuvvet ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üzerinedir. Fetih suresi 10. ayet mealini okuyor. Yıldırım Beyazıt ya o mendilin yarısı ne oldu, benim hanımın mendiliydi o diye sorunca Emir Sultan da babacığım o mendilin yarısı cebimdedir. Bendeniz damadınız Muhammed Şemseddin diyor. Yıldırım Beyazıt Han atından inerek çok sevinip onunla kucaklaşıyor ve gözyaşlarını tutamayarak ikisi de diyor ağlamaya başlıyor. Sultan Yıldırım Beyazıt Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetler ile Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istiyor. Ya geliyoruz Ulu Cami'ye. Bu durum vezirin de haberinde oluyor. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görülüyor ve arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri veriliyor. Normalde 20 tane cami yapayım diye söz veriyor. O zaman Evliyaullah Molla Fenari falan ne diyor? Emir Sultan'a da gidiyorlar. 20 tane kubbesi olan büyük bir cami yapalım diyorlar. Ve Ulu Cami'yi yapmaya karar veriyorlar. Herkes gönül rızasıyla Ulu Cami'nin arsalarını veriyor. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadının da evi var. Bu kadın ben evimi satmam diye inat ediyor. Ona bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Sultan Yıldırım Beyazıt Han da o kadının yanına gidip durumu anlatıyor. Fakat kadını fikrinden döndüremiyor. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüşüyor. Divanda Emir Sultan Hazretlerine de durumu bildirmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varılıyor. Sultan Beyazıt Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlatıyor ve sizin hizmetinize muhtacız. Yoksa cami-i şerif yapılmaz diyor. Emir Sultan Hazretleri de her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır diyerek sultanı teselli ve teskin ediyor. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini görüyor. Herkes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat umup cennet tarafına gidiyor. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istiyor. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kalıyor. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye başlayınca zebaniler ona niye ağlıyorsun diye soruyorlar. İhtiyar kadın da Müslüman Taif cennete gitti. Ben kaldım, onun için ağlıyorum diyor. O sırada gayipten bir ses, eğer sen de cennete gitmek istiyorsan Yıldırım Beyazıt'a o caminin yapılacağı evini sat, inat etme. Yoksa inatçılardan olup ehli nar, cehennemlik olursun dediği anda ihtiyar kadın hemen uyanıyor. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu görüyor.
elhamdülillah ben de cennet ehli oldum diyerek sabaha kadar ibadet ediyor. Sonra gönül rızasıyla evini satıp caminin yapılmasına vesile oluyor. Şimdi düşünür müsünüz? O ulu caminin olduğu alanda belki onlarca ev. O evleri tasadduk edip Allah için verenler şu an kıyamete kadar ulu camide kılınan namazlardan, yapılan zikirlerden, ibadetlerden, dualardan hissedar oluyor. Aman ya Rabbi. Sevgili Necerim, o yüzden cami, yeni yapılan bir cami gördünüz mü? Gidin cumaları kılın orada. 10 lira, 20 lira, 50 lira verin. Amel defterinin kapanmayacağı bir hayırdır. O caminin bir tuğlasında bir hayrın olur. Kıyamete kadar o camide kılınacak namazlardan sevap alırsın. Hafızlar, hafız okutanlara, derneklere, hafızların okunması için erzak yardımı yapanlara destek olun ki o hafızlar ömrünün sonuna kadar dilinden Kur'an okudukça sen de onu maddi olarak desteklediğin için sevabını alırsın. Mümin uyanık olacak, akıllı olacak. Rabbimizi o uyanık ve akıllı müminlerden eylesin inşallah. Ve Ulu Cami o şekilde yapılmaya devam ediyor. Ulu Cami yapıldıktan sonra ne oluyor? 1399 senesi. Artık o manevi atmosfer. Tabi Emir Sultan Hazretleri o zaman somun taşıyan bir ihtiyar geliyor. Ulu Cami'nin yapılışında insanlara somun veriyor. Somuncu Baba Hamidi Veli. Aslında çok büyük bir evliya. Ama evliyaların bazılarını hem insanlara Rabbim bildiriyor hem evliyanın kendisi biliyor. Bazılarına hiç kimseye bildirmiyor, sadece Rabbim kendisine bildiriyor. Bazılarına diyor, Rabbim mi tek biliyor, kendisine dahi bildirmiyor. Nice insanların içinde evliyalar, salih zatlar var, Allah'ın dostları var. Ama onlara dahi bildirmiyor. Somuncu babamıza da kendisi biliyor evliya olduğunu, büyük bir evliya olduğunu ama hiç kimseye söylemiyor. Çünkü izin yok. O güne kadar, o gün hangi gün? Ulu Cami'nin açıldığı gün. O Ulu Cami'nin açıldığı gün Emir Sultan Hazretleri orada, Molla Fenari orada, Yıldırım Beyazıt Ağan orada, Hacı Bayramı Veli, daha ne nice zatlar adını sayamadığımız kadar Bursa'nın evliyası orada. Ve Yıldırım Beyazıt Ağan Emir Sultan'a ne diyor? Damadım diyor, evladım, Emir, çık da bize hutbe ver, vaaz ver. Aman diyor, efendim olur mu? Şurada öyle bir zat var ki o buradayken bize konuşmak düşmez diyor. İnsanların içinde oturmuş, buranın somunlarını işçilere somun dağıtan, bedavaya hayır yapan bir zat. Yanına bir gidiyor, tamam sen bilirsin deyince, efendim diyor Şeyh Hamidi Veli'ye, sohbeti, cuma vaazını, ilk açılış vaazını siz yapar mısınız? Ne diyor Somuncu Baba? Ah emirim diyor, bizi ele vereceksin. Bu vaazdan sonra bizim buradan gitmemiz gerekecek diyor. Ve o gün öyle bir vaaz veriyor ki, Fatiha suresinin tasavvuf yolunda nefis meratipleri vardır. Nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmaine, radiye, mardiye ve safiye. Yedi meratibe göre tasavvuf ehlinin o nefsini temizleme sırasına göre Fatiha suresini tefsir etmeye başlıyor. Birinci tefsirini diyor herkes anlıyor. O kadar mükemmel. İkinci makamdan tefsir edince bazıları anlayıp bazıları anlamaya başlıyor. Üçüncüdeyken çok az kişi anlıyor. 4, 5, 6, 7'den sonra aynı dili konuşuyor ama herkes adeta sarhoş olmuş gibi hayranlıkla dinliyor. Ve o Şeyh Hamidi Veli Hazretleri, o zamanki herkes Ulu Cami'de aman efendim elinden keşke bir kere öpebilsek deyip, keşke bizim kapıdan çıksa deyince, bütün camideki herkes diyor Ulu Cami'nin 3-4 kapısı hepsinin aynı anda çıktığını ve hepsinin elini öptüğünü söylüyor. Ya diyor, bizim kapıdan çıktı, ne diyorsun, elini öptük. Öbür kapıdaki diyor biz de öptük. Üçüncü kapıdaki diyor biz de öptük. Allah Celle Celaluhu o dostlarına nice kerametler, aynı anda birçok yerde bulunmalarına nasip ediyor. İşte ondan sonra Emir Sultan Hazretleri o Hamidi Veli Hazretleri ile bir bağ da kuruyor. Ama birkaç gün içinde Somuncu babamız yola çıkıyor ve o Aksaray'a, kabrinin de bulunduğu, dergahının da bulunduğu, çilehanesinin de bulunduğu yere gidiyor. Ve öyle bir evliya yetiştiriyor ki Hacı Bayramı Veli. Onun hayatını da inşallah en kısa sürede işleyeceğim.
en çok evliya, mürşidi kamil yetiştiren zatlardan biridir diyor Hacı Abdullah Baba Hazretleri. Evladım diyor. Hacı Bayramı Veli Hazretleri en çok yüksek makamda evliya yetiştirenlerden biridir. Akşamseddin Hazretleri, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Akbıyık Sultan Hazretleri Bursa'mızda o da. Aynı şekilde Ömer Sıkkın Hazretleri sayısız, yani yüze yakın diyor evliyanın büyüklerinden, o mürşidi kamil görevine getirecek kadar çok fazla evliya yetiştirdiğini Hacı Bayramı Veli'nin söylüyor. O Hacı Bayramı Veli de kimin yanında yetişiyor? Somuncu babamızın. Bursa'da evi var. Bursa'da ziyaret edilecek dergahı var. Emir Sultan'la ilk tanıştığı o fırının olduğu yer var. Oraya giderseniz o fırının sırrını, ateş de yok, hiçbir şey yok. Fırındaki ekmekler nasıl pişiyor? Bir sürü orada manevi haller var. Oraya gidin, Somuncu Baba'nın evi diye Bursa'ya gidenler inşallah ziyaret etsin. Orada rehber size anlatsın Allah'ın izniyle. İşte Emir Sultan Hazretleri, daha sonra Yıldırım Beyazıt Han'ın sıkıntılı devri. O Timur Han'ın ordusuyla Ankara Savaşı'ndan sonra konaklanıp esir düştüğü ve belli durumlar oluyor. Yıldırım Beyazıt Han'ın da vefat zamanları geliyor. Emir Sultan Hazretleri Bursa'da daha sonra daha birçok talebeler yetiştiriyor. Osmanlı zamanı fetret devrine giriyor. O zaman Yeşil Türbe'de türbesi olan da Çelebi Mehmet, daha sonra ondan sonra tekrar Osmanlı ikinci güzel devri başlıyor. Ve daha sonra ne oluyor? İşte Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, o meşhur en şaşalı, en görkemli zamanlarına doğru Osmanlı Devleti yol alıyor. Bizler Emir Sultan Hazretlerini işliyoruz. Sohbetlerinde biraz o derin sohbetlerinden birkaç cümle işleyelim ve bitirelim inşallah. Bir gün diyor sohbet esnasında bir zat Emir Sultan'a Peygamber Efendimizin miraca çıkmasının cismani bedeniyle mi yoksa ruhuyla mı olduğunu soruyor. Emir Sultan Hazretleri buyuruyor ki, ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca bedeniyle çıktı. Evet, biz de böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Bunun doğruluğu Necm suresinde bildirilmiştir. Resul-ü Ekrem için cümle melaike ve bütün mahlukat salavat getirirler. Böyle yüksek bir zatın miracında bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden, göz ve kulaklar günde bir defa değil, 400 kere miraç yapabilir. Yani Resulullah Efendimiz bunu bedenen yaptı, Rabbimiz onun ümmetine de ruhen bu miracı yaşamasını lütfeyledi. İşte nefis meratipleri aslında o safiye gelince mürşidi kamillik görevi verilmesi için Evliyaullah o miracı diyor. Resulullah Efendimizin bedenen yaptığı miracı ruhen yapıp 18 bin alemde var eder Rabbim onları. İşte bunlar çok önemli. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle. Ve Allahü Teala diyor bir hadisi kutsi'de ne demişti? Ey Habibim, sen olmasaydın bu mükevvenatı hiçbir şey yaratmazdım. Bu hadisi kutsi de bunun hepsinin doğru olduğunu gösteriyor. Emir Sultan Hazretleri yine sohbetinde ne buyuruyor? Allahü Teala'nın yolunda olan bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'ya kavuşmaktan başka bir arzu olmaz. Talebelerinden birisi anlatıyor. Bir gece rüyamda şöyle gördüm. Bursa'nın uzak kasabalarından birkaç kişi, Bursa'da bir evliya var. Allahü Teala'nın izniyle ne hacetin varsa verirmiş diye yola çıkıyorlar. Ben de yatakta yatıyorum. Onların dediklerini duyunca aralarına katılarak biz de duasını alalım diye Bursa'ya gittik. Dergaha girip Emir Sultan'ı görünce bayılmıştım. Aklım başıma gelince ayağa kalkacak takati dahi bulamadım. Emekliye emekliye Emir Sultan Hazretlerinin yanına vardım. Sultanım beni talebeliğe kabul edin dedim. Kabul eyledik diyerek mübarek elleriyle sırtımı sığadılar. Heyecanla uyandım. Rüyamı anneme anlattım ve tabir etmesini istedim. Annem, sen hemen o büyük velinin yanına koş.
himmetine kavuşarak duasını al dedi. Hemen yola çıktım. Bir grup insanın rüyamdaki gibi gidip Emir Sultan'ı ziyaret edelim, onun duasını alalım diye yürüdüklerini gördüm. Aralarına katılarak rüyamdaki gibi sırayla dergaha girip huzurlarına çıktık. Emir Sultan'ın mübarek nazarlarına kavuşunca, o bakışlarına, mübarek bakışlarına diyor, aklım başımdan gitti. Düşüp bayıldım. Aklım başıma gelince ayağa kalkamayıp aynı rüyamdaki gibi bizi talebeliğe kabul edin sultanım dedim. Biz seni talebeliğe kabul edeli 40 yıl oldu. Rabbim bunu zaten evette ne oldu yazdı dedi. Emir Sultan Hazretleri büyük saygı görülen nice evliyanın gelip dualarını aldığı, birçok evliya ile de iletişimde olan mübarek bir zattı. Daha hayatında birçok kerameti var. Bakın çok uzun hayatı. Yani çok güzel de bir ilahisi var. Hani o gerçek aşıklara sala denildi. İnşallah Emir Sultan ilahisi diye de arattırırsınız. Ne diyor? Emir Sultan der ne hoş pazar imiş. Aşıklar meydanda gezer imiş. Cümlenin maksudu ol didar imiş. Aşıklar kandıran divanı buldum. Yani cümlenin maksudu Allah'ın cemali, didarı. Allah Celle Celaluhu şefaatlerine nail eylesin inşallah. Hayatını burada kısa tutmak zorundayız çünkü zamanımız kısıtlı. Sizler de araştırıp okuyun. Emir Sultan Hazretleri 1430 senesinde Bursa'da veba hastalığına yakalanıp vefat ediyor. Vefat ettiğinde 63 yaşında. Resulullah Efendimiz dedesinin yaşında. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin onu yıkayıp cenaze namazını kılmasını vasiyet ediyor. Ve vefat ettiği gün Hacı Bayramı Veli Hazretleri manevi bir işaretle önceden zaten yola çıkıp Bursa'ya geliyor. Gasil ve tekfin işlemlerini yapıp cenaze namazını o Hacı Bayramı Veli kıldırıyor. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere şu anki kabrinin olduğu Emir Sultan Hazretleri'nin kabri şerifinin olduğu yere defnediliyor. Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi yapılırken türbeyi yapan zat rüyasında Emir Sultan'ı görüyor. O zata şurasını şöyle yap, burasını böyle yap diye türbesi bitinceye kadar her gece rüyada emirler veriyor. O zat türbe yapımı bittikten sonra bir daha diyor Emir Sultan'ı görmediğini söylüyor. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri o zamanın büyük bir evliyası aynı şekilde Bursa'ya geldiğinde devamlı onu ziyaret ediyor. Ve Bursa'ya gelen nice evliyalar, salihler, zatlar onun ruhaniyetinden, kabri şerifte edildiği duaların kabul olduğundan, onun kabrinde birçok harikulade hallerin gerçekleştiğinden, nice rüyalar gördüğünden, bakın sayfalarca kıssaları var, oralara da girmeyeceğim. İnşallah sizler bilin ki öyle güzel bir yer. Bursa'da yaşayanlar gerçekten imrenmemek elde değil. İstanbul'da da bir sürü sultanlar, sahabeler, evliyalar var. Bursa da aynı şekilde. O manevi atmosferi o kadar güzel ki Emir Sultanlar, Üftadeler, Molla Fenariler, işte o Ulu Cami'ye girdiğinde o Ulu Cami'nin her bir kerpiçinde, her bir taşının konulmasında nice zikirle talebeler, zikir ehilleri, Somuncu babamız o sokaklarda, o zamanın Kutbu Hamidi Veli Hazretleri, Yıldırım Beyazıt Hanlar, padişahlar, yani şu Bursa'nın heykel dediğin kısımda, yukarıda Emir Sultan dediğin kısımda, Tahtekale dediğin, o Pınarbaşı dediğin yerde, Somuncu babaların evinin olduğu yerler, Üftade Hazretlerinin tekkesi yukarıda, üç kuzular, Emir Sultan Hazretlerinin soyundan, Buhara'dan gelen torunları, daha nice 70 bin tane diyor, yazılı olarak kaynaklarda geçiyor. Allah Celle Celaluhu inşallah o Emir Sultan Hazretlerinin de şefaatlerini cümlemizi nail eylesin. Onun ruhu şeriflerinde de 3 İhlas bir Fatiha'ları sohbetimizin sonunda okuyalım. Rabbim onların yolundan ayırmasın. En kısa sürede tekrar tekrar ziyaret edebilmeyi, Bursa'da olanlar hiç vakit kaybetmeden kabri şerifine gidip duaları edelim. Orada edilen dualar makbuldür. Resulullah'ın torunudur. Onlar Hay ismiyle hayattadır. Allah yolunda nefsiyle cihad edip Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler, siz bilmezsiniz ayetinin asıl tecellileri nefsiyle cihad edip Allah'ın dostu olan mürşidi kamil evliya zatlardır. Rabbim cümlesinin muhabbetini kalbimizde arttırsın. Evet sevgili dinleyicilerim, Allah'ım hepinizden razı olsun. Sohbetimizi burada tamamlıyoruz.